Tohumlu bitkiler 3 temel organa sahiptir. Buna göre otsu bir bitkide yukarıda verilen organlardan hangilerinde fotosentez ile organik besin üretimi gerçekleştirebilen hücreler bulunur. Burada otsu bitki e, vurgusuna dikkat edeceksiniz. Çünkü onların gövdelerinde de arkadaşlar fotosentez yapılabilir. Biliyorsunuz ki yeşil gövdelere sahip çoğu. Yapraklarda yapılır. Evet kökte fotosentez olmaz toprak altı yapı sonuçta. Cevabımız D seçeneği. Bitki gövdesi yapılarından hangilerini üzerinde taşıyabilen bir organdır? Bakın gövde dediğiniz zaman sonuçta dallar var değil mi gövdede? Dallarda tabii ki tomurcuklar var, meyve var, çiçek var. Tohum zaten meyvenin içerisinde dolaylı olarak meyveyi taşıdığında tohumu da taşımış oluyor. Cevabımız E seçeneği. Bir bitkinin yaprakları görevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Yapraklar palizat parankiması ve sünger parankiması ile fotosentez yapar. Yine terleme yapabilir mesela stomalarla, gaz alışverişi yapar stomalarla. Bitkinin boşaltımını sağlama zaten bir yaprak dökümü ya da hidadotları düşünün arkadaşlar. Onlar da yaprak kenarlarından suyun atılmasını sağlayabiliyor sıvı şeklinde. O yüzden cevabımız E seçeneği. Odunsu bir bitkinin gövdesinde bakın buradaki vurgu odunsu. Yapılarından hangileri bulunabilir? Emici tüyler nerede bulunur? Kökte bulunur. Buradaki gözenekten kastı hocamızın stoma arkadaşlar. Stoma odunsu bir gövdede bulunmaz ama otsu gövdede bulunabilir. İletim demetleri kısilen ve fulemler gövdede bulunabilir. Cevabımız yalnız 3 olacak. Tohumlu bitkilerde yapılarından hangileri bitkinin toprak altı kısımlarında yani kökte bulunmaz? Kökte kutikula olmaz. Kutikula apolar bir madde. Suyun emilimine engeller arkadaşlar kökte bulunursa. Stomalar kökte bulunmaz arkadaşlar. Genç gövdede yapraklarda bulunabilir. Emici tüyler köklerde bulunur. Hatırlarsanız şu şekilde epidermisten farklılaşan yapılardı. O yüzden bulunmayanı sormuş. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki şekilde bir bitkinin kısımları gösterilmiştir. Numaralandırılmış yapılar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir diyor. Bakalım. Bir dediğimiz yapı kök değil mi? Topraktan alınan karbondioksiti karbonhidratlara dönüştürür diyor. Karbondioksit topraktan değil havadan alınacağı için A seçeneğimiz yanlış olmuş oluyor. Diğerlerine de bakalım. 2 dediğimiz yapı gövde. 1 ile 3 arasında madde bağlantısını sağlar. Bu neyle sağlar arkadaşlar? Ksilen ve fluem dediğimiz elemanlarla sağlar. O yüzden bu doğrudur. 3 dediğimiz yapı yapraktır. Gaz alışverişini ve terleme olaylarını gerçekleştirir. Doğrudur. 1 topraktan su ve mineral alınmasını sağlar. Emici tüyler sayesinde. Doğrudur. 2. Bazı bitkilerde su ve besin depo edebilir diyor. Evet arkadaşlar depo edebildiği için zaten bu iletim kesintisiz bir şekilde devam eder. Mesela kaktüs buna örnek olarak gösterilebilir. Doğru cevabımız ise A seçeneği olmuş olacak. Yapraklarda oluşan tüyler için ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur diyor. Bakalım arkadaşlar tüyler yapraklarda bulunur ve su kaybını önleyen yapılara sahiptir bunlar değil mi? Su ve mineral emilimini sağlar diyor. Burası emilimi değil, bunlar su kaybını önleyen yapılardır. Emilimi sağlayan yer köktür arkadaşlar. O yüzden iki olanları hemen eleyelim. Boşaltıma yardımcıdır diyor. Boşaltıma yardımcı olan yer yapraktır. Yapraktaki tüyler değildir. O nedenle doğru cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Kurak ortama uyum sağlamış bir bitkinin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenmez? Peki, kutikula tabakası kalın olsun su kaybını önlesin. Yaprak yüzeyi küçük olsun su kaybını önlesin. Derinlere inen gelişmiş kök sistemi olsun ki kurak topraklarda bile su bulabilsin. Yaprak yüzeyi sık örtü tüyleriyle kaplı olsun, su kaybını önlesin, hava ile teması önlesin. Çünkü rüzgar biliyorsunuz ki terlemeyi hızlandırır bitkilerde. Stomalar az sayıda olur ve yaprağın arkadaşlar genellikle alt epidermisinde ve derinde bulunur. Yani hem alt epidermisinde olacak hem de derinlerde bulunacak. Bu şekilde çizilir hatta. buralarda da böyle tüyler bulunur ki önünü kapatsın. Böyle rüzgar doğrudan temas edemezsin. Şurası üst epidermis, şurası alt epidermis. Bu şekilde standart bir gösterimi var. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? B seçeneği. Bir bitkinin yaprağından alınan enine kesitte gözlenen yapılar verilmiş. Yapılardan hangileri kurak ve nemli ortam bitkilerinde bulunan ortama uyum sağlamak amacıyla farklılık gösterebilir. Ve bu farklılık yerleşim, sayı, yapı olacak arkadaşlar. Bakın kurak ortamlarda kutikula arkadaşlar kalındır. Stomalar kurak ortamlarda sayıca az ve derinde yerleşmiştir. Ancak palizat ve sünger parankiması fotosentez yapar. Mümkün olduğunca bitki fotosentez yapmak ister. Bunların üzerinde çok fazla değişiklik yapmak istemez. Cevabımız o yüzden arkadaşlar ne olur? 1 ve 5 olur. Burada kambiyum yapısının oluştuğunu görüyoruz. Bakın iki tane çizgi var. İki çizgi hani iki çizgi bir senedir arkadaşlar. Bunun bir tanesi ilkbahar bir tanesi sonbahardır. Ve burada bir yaşını tamamlamış bir bitkiden bahsediyoruz. Bakın bir yaşını tamamlamışsa ve bu şekilde oluşmuşsa genelde çok yıllık bitki deriz. Gövdesinde enine büyüme gözlenir. Kan büyümü var. İletim demetleri de dikkat ettiyseniz düzenli dizilmiştir. Mesela şu dış kısımda olanlar soymuk boruları. iç kısımda olan şu kısım ise odun borusudur. Saçak kök yapısına değil kazık kök yapısına sahiptir. Yani böyle şey düşündüğünüzde kambiyum kimde bulunur diye açık tohumlu bitkilerde bulunurdu hatırlarsanız. Çam ardı servi köklerle dinmeşi. Kapalı tohumlardan da çift çeneklilerde bulunurdu. Ve burada da kazık kök yapısı bulunurdu. Tek çeneklilerde ne vardı arkadaşlar? Saçak kök yapısı. Bitkiler konusunda bunlardan bol bol çözmüştük. Özellikle sınıflandırma tarafında. Lütfen oraları bir daha hızlıca tekrar edin. Cevabımız ne oldu burada arkadaşlar? 2 ve 3. Bitki türleri arasında yapraklar farklı damarlanma özellikleri gösterir. Bakın K ve L türleri var. Şimdi L türünde dikkat ettiyseniz A'sı damarlanma var. L türünde ise paralel damarlanma var. Paralel damarlanma nerede bulunuyordu? Tek çeneklerde. İşte o tohum kapalıysa A'sı damarlanma çift çeneklerdeydi. Peki. Şimdi K ve L bitki türleri için ne yanlıştır? K'da paralel damarlanma var. L'de A'sı damarlanma var. Bakın A'sıdan kastımız şuydu değil mi? Paralelde de görüyorsunuz bakın şu şekilde yerleşmiş. L bitkisi çok yıllık odunsu bir bitki olamaz. Olabilir arkadaşlar mesela dut ağacını düşünün. K ve L bitkilerine ait yapraklarda damarlar iletim demetlerinden oluşur demiş. Evet kısilen ve fluemler var. K bitkisi tek çenekli bir bitki türüdür. Bakın şuraya yazmıştık. Diğeri de çift çenekli bir bitki türü olabilir değil mi? O yüzden cevabımız ne oldu? C seçeneği. Şimdi çift çenekte bir bitkinin yaprağında bulunan X, Y, Z hücrelerinin özellikleri verilmiş. Tabloya göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakın karbondioksit tüketme X ve Z'de var. X ve Z fotosentez yapıyor. Oksijen tüketebiliyor. Tabi solunum yapacaklar sonuçta canlılar. Ee, bakın burada bir şey dikkatimi çekti. Y hücresi kütin salgılıyormuş. Kütin. Kütin salgılayarak kutikula tabakasını kim yapıyordu? Koruyucu yapı epidermis yapıyordu. Sanki Y'yi bulduk arkadaşlar. Ee, ve epidermis fotosentez yapmazdı. Canlıydı. Solunum yapardı. Güzel. Fotosentez yapmaz. Solunum yapabilir. Şimdi X ve Z hücrelerinde kloroplast bulunur. Sonuçta onlar bakın karbondioksit tüketiyorsa fotosentez yapıyordur. Y hücresi farklaşarak X, hücresi, X hücresinin oluşturma özelliğine sahip. Bakın X hücresi su kaybını ve gaz alışverişini kontrol ediyorsa acaba X hücresi stoma mı arkadaşlar olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla stomaları kim oluşturur? Epidermis oluşturur. O zaman bu ifade de doğru. X ve Z hücreli bölünebilme özelliğine sahiptir. Arkadaşlar fotosentez yapıyor. Bölünebilen hücreler ise meristem dokuydu ve meristem doku hücreleri fotosentez yapamazdı. Bu çok önemli bir ayrıntıydı. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak.